Afiyet olsun, hoş geldiniz. Merhaba. Hayırlı akşamlar. Evet, nasılsınız? İyisiniz. Görüyorsunuz. Maşallah, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Afiyet olsun. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Afiyet olsun gençler, hoş geldiniz. Nereden bakalım? Tanıyalım sizi gençler. Nereden? Hangi okul? Çanakkale Koleji. Koleji? Evet. Allah Çanakkale Koleji. Bu işler yalan söylemez. Hayat okulu okuyor. Hayat okulu. Hayat okulu. Hangi bölüm? Ha, bölüm. Evet, sevgili Kemal Paşa Mahallesi sakinleri, sevgili muhtarım, mahalle meclisimizin değerli başkanı, sevgili hemşehrilerim, mahalle dışından gelen sevgili Çanakkale'liler, Çanakkale dışından gelen bize misafir olan değerli vatandaşlarımız. Öncelikle Ramazanınız bir kez daha mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçları Allah kabul etsin. Ve bizlerle burada beraber bu akşamı paylaştığınız için sizlerden, hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Bir yılı geçirdik. Geçen sene de yine buralarda, bu sokakta iftarlarımızı yapıyorduk. Allah nasip etti, bu sene yine hep beraberiz. Aramızdan ayrılmış olanlar olabilir. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Bizlerle beraber olduğunuz için Allah'a şükrediyorum. Bugün bir arada olabildik. Ne mutlu bizlere. İnşallah Allah önümüzdeki senelerde de birlikte burada oruçlarımızı açmayı, bu güzel mübarek ayı birlikte paylaşmayı, bir iftar gecesinde birlikte olmayı Allah nasip etsin. Değerli kardeşlerim, çok sevgili hemşerilerim, çok kutsal bir dinin mensuplarıyız elhamdülillah. Dinimizin kıymetini iyi biliyoruz bizler Türkler olarak. Hele Çanakkale'liler olarak çok daha iyi biliyoruz. Ama maalesef dünyada, İslam dünyasında bu güzel dinimizin kıymetini bilmeyen, onun anlamını bilmeden yaşayan birçok maalesef İslam ülkesi var. Biz burada huzur içerisinde, barış içerisinde, bu kentte ve bu ülkede yaşama sevincini yaşıyoruz. Ama maalesef İslam dünyasındaki bu çatışmalar, ikilikler, kardeş kavgaları, Müslümanın Müslümanı öldürmeye yönelik hareketlerini ve ülkelerinden edilmelerini asla kabul etmiyoruz. Filistin'de yaşananları biliyorsunuz. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Gazze'de olanları biliyorsunuz. Suriye'de olanları biliyorsunuz. Irak'ta, Yemen'de olanları, Afganistan'da olanları izliyorsunuz. Ve acı çekiyoruz. Ben bu vesileyle bu ülkelerde de, tüm İslam aleminde bu güzel dinimizin gereklerini yapmayı, onun felsefesine yönelik yaşamayı şiar edinmemizi diliyorum. Çünkü bizim dinimizin temelinde ne vardır? İnsan hakkı vardır, kul hakkı vardır, adalet vardır ve barış vardır. Bu kadar yüce bir din mensuplarının bu kadar kötü bir yaşam tarzı sürmelerinin hiçbir anlamı, mantığı yoktur. Onun için ben bir kez daha bu güzel ülkede bize, bu vatanı
bağımsız olarak yaşamayı fırsat yaratmış Çanakkale şehitlerimizden bugüne kadar gelen tüm vatanı için canlarını vermiş olan şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle almak istiyorum. Maalesef yine bugün, yine bu ülkenin esenliği için bizleri burada kardeşçe barış içerisinde birlikte iftarlar açabilmemiz için canlarını veren 3 tane daha şehidimiz var. Onlara bu akşam bu vesileyle bir kez daha rahmet diliyorum. Onlar için lütfen dualarınızı eksik etmeyelim. Ama bunlardan ders almamız lazım. Barış çok önemli bir konu. Tam da bu aya ait bir konu. Kardeşlik, barış, dayanışma, yardımlaşma ayı. Onun için çevremizdekilerin fitrelerimizi, zekatlarımızı, iyiliklerimizi, çevremizdeki ihtiyaç sahiplerine vermeye nasıl gayret ediyorsak, nasıl onları düşünüyorsak yine bu kentte, bu ülkede barış içerisinde yaşamayı bilinçinde olarak burada hep dualarımızı eksik etmeyerek, şehitlerimizi unutmayarak ama özellikle de bizi bağımsız bir ülkeye kavuşturan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha minnetle almayı ihmal etmeyelim. Mustafa Kemal'in hayatında İslam dinini yüceltmeye yönelik birçok eylem ve işlem vardır. Bunlardan en önemlisi Kur'an, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye ilk defa çevirten ve insanların anlayarak okumalarını sağlamak amacıyla ve Kur'an'ın özünü anlamaları için böyle bir harekette bulunmuştur. Bu bile tek başına İslam'a ne kadar önem verdiğinin bir göstergesidir. Onun için biz de bunlardan ders alarak büyüklerimizden önümüze koyduğu yollardan giderek yine bu dinimizi barış içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşamayı Allah nasip etsin. Önümüzdeki bayrama varmaya nasip etsin. Bayramda da hepimiz hep birlikte çoluğumuzla, çocuğumuzla, ailelerimizle, arkadaşlarımızla güzel, mutlu bir bayram geçirmeyi Allah nasip etsin. Tekrar bu güzel iftar soframıza, kutsal soframızda bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiyle ve saygıyla kucaklıyorum. Sağ olun, var olun.